Evinin katları falan var mı? Çok merak ediyorum, dönüşte bakalım. Maalesef dayımın vefat ettiğini öğrendim. Türk Riders Şanlıurfa Motosiklet Kulübü'nün evinden. Günaydın. Dün gece iyiydi. Biraz sıcaktı ama yine de güzeldi. Şöyle motorumu yükledim. Son hazırlıkları yapıyorum. Birazdan Murat'ı arayacağım. Cem, haydi gidelim. Abi logo çok hoş bu duvardaki ya. Bu arada burası böyle kocaman bir yer. Kendi emekleriyle uğraşmışlar, yapmışlar. Murat dün akşam motorunu bıraktı, yakında hemşire. Şöyle maşallah ya, çok hoş bir rengi var. Çok hoş bir rengi var. Kocaman camı var ya, maşallah. Göstergeye bak. Saat çok hoş. Burada bir tane Harley diyorsun. Tam olarak modelini bilmesem de. Maşallah, maşallah. Hoparlörle. Şimdi Murat arayayım da yavaş yavaş Halfeti'ye doğru, oradan belki Antep, belki Adana. Fethiye'ye geldik. Burada tekne turu için böyle sayı tamamlanması gerekiyor. Onu buldum. Hemen tekneye bineyim de sonra görüşürüz. Ufacık bir tekne, son anda yetiştim. Şöyle etrafı bir göstereyim. Alt katta çok insan vardı, göstermek istemem. Bu arada bu tur için 50 TL verdik. 2 ay önce de yorum yapanlar 50 TL demiş. Zam gelmemişti. Umarım daha da zam gelmez. Çok güzeldi. Tek sıkıntı şu müziğin böyle yüksek sesle açılmasından. Ne hiçbir şey, ne gördüğünden bir şey anlamıyorsun zaten. Adını yanlış hatırlamıyorsam Bilecik Barajı'nın taşmasıyla burası su doluyor. Köy ve caminin su altında kalıyor. Caminin sadece minaresi görünüyor tabii şu anda. Geri kalanı su altında. Şurada gördüğümüz Rum Kale'de, yanlış anlamadıysam o, M.Ö. 850 yılında yapılmış. Nelerin karşısında bir 20 dakika çay molası, eğlenme molası veriyor ama diğer tekneler vermedi ilginç. Bazı tur teknelerinde çok güzel anlatıyorlar da, gibi mesela orada ses duyuyorsunuz, yani bizimki tırt, ancak saçma saçma müzikler çalıyor. Çok ahım bir şey beklemeyin ama yine de güzeldi, farklıydı. Beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. Netanet'e geldim, şimdi Gaziantep'teyim. Direkt içeri girdim. Sağ olsunlar, bak en sevdiğim şey. Hemen çocuk suyu bıraktı. Hemen böyle boşanmış, ne istiyorsun diye. Bir nefes aldım en azından. Beyran'ıma söyledim, geldi. Çok da çabuk geldi. Hemen bir sarımsak kokusu böyle buram buram. Şöyle. Yalnız bu kesin acılı ya. İnsanlara rahatsız edin, hemen suyundan bir deniyorum. Çok acı ve çok hoş. Şimdi biraz soğumuyor. Çok yumuşak, çok sıcak. Kule içinde etler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Pirinç var ve sağlam bir acı var. Sağlam bir acı var. Turu buraya bıraktım, bir turlayıp sonra bir karşıda katmer yiyip devam edeceğim. Evde katmer falan var mı? Çok merak ediyorum, dönüşte bakalım. Bakırcılar Çarşısı'nda çok iyi böyle el emekleri şeyler yapıyorlar. Güzel, renkli bir yer yani. Ve de tarihi zaten. Rengeli bedesine geçen sene girmiştim ama yine tekrar gireyim. Şöyle
fotoğrafta çekeceğim. Arada kaçayım. Burada daha çok baharat, kakı, hediye, her şey var. Böyle büyük notaramızı burada bir tur attık, geldik. Bir katmer yiyip devam edeceğiz. Başka arabalar gelmiş. Zaten bir an önce yiyip devam edeceğim. Tanet katmere geldim. Simit katmer yiyecektim. Çok büyük. Yani gösterdiler fırında bir tane. Çok büyük. Fok böyle üçgen şeklinde olanlardan bir tane yapılır. Tek başımayım. Fazla gelecek yoksa. Bunlardan denemek istiyorum. Fırat'la Ceyda denemişsin. Onlardan deneyeceğim. Usta buna küçük iyi, küçük iyi diyor diyor. Gayet büyük ya. Maşallah. Biz dedik mi? Onlar ne kadar küçük? Usta çekmeme izin verdi sağ olsun. Üçgen bir tane yaptı bana. Küçük diyor. Abi de küçük. Bayağı büyük yani. Şimdi şu Fırat'ta C'den denediği şunlardan denemek istiyorum. Kalkacağım öyle bir şey. Bu baharatlı. Bu tahinli. Bu susamlı. Tuzlu. Şunu çok beğenmişti Ceyda. Ama orada dağılıyor, çok iyi. Baharatlı olan biraz sert ama yeri soğuk var içinde. Hoş, güzel. Acı kavuşturan da fener alıyor onun için. Güzelmiş, güzelmiş. Tahinli. Tamam abi, başlamıyorsunuz. Tahinli biraz böyle yavan gibi ama şu favori sonra bu. Çok güzel, geldiğinizde deneyin. Şöyle küçük olan katmerimiz geldi. Ama bu küçük hali yani. Şöyle kenardan çok güzel görünüyor. Daha önce farklı bir yerde yemiştim geçen sene. Çok acayip baymıştı beni. Bunu merak ediyorum şimdi. Lazım olmamıştı. Bu çok farklı bir şey. Çok farklı ve güzel yani. Yediğim o üçgen katmer ve 4 kurabiye toplamda 50 TL. Herhalde normal yani, uzun zamandır yememiştim. Bu arada beyran 60 TL'ydi. Normal çorba 30, beyran için 60 herhalde normal. Şimdi Adana'daki Turkish Riders Türkiye kulübüydü sanırım, onlara gideceğim. Bir misafir daha varmış, bakalım kimmiş, merak ediyorum da. Yolda görüşürüz. Dün akşam üzere Turk Riders Çapır Adana kulüp evine geldim. Burada sağ olsunlar beni çok iyi karşıladılar. Kapıyı açtılar. Kulüp başkanı bile Hüsnü tanışmaya geldi sağ olsun. Çok iyi sohbet ettik. Çok da güzel bir evleri var. Burada toplanma yerleri, orada misafirhane, ki büyük bir misafirhane. Video çekmedim. Hiçbir yere gidemedim, gitmedim. Çünkü maalesef dayımın vefat ettiğimi öğrendim. O yüzden zaten geri dönüyorum. Yoksa devam edecektim biraz daha. Kastamonu turumda da turumun dönüşünde de amcamın vefat ettiğini öğrenmiştim. Bu sefer de böyle oldu. Kendisi zaten biraz hastaydı ama çok farklı bir insandı. Benim gezilerimde çok destek olmuştu, maddi, manevi özellikle. Hayatın cilvesi mi diyeceğiz artık, ne diyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Buradan Ankara'ya yetişebilirsem Sakarya'ya geri döneceğim.